köşe atışı kullanıldı. Savunma uzaklaştırdı. Bir vuruş! Mehmet İnce bacaktan. Köşe atışı Deniz kullandı. Kafa vuruşu ve gol! Ve gol! Vicdan, takım kaptanı Vicdan kafayla topu filelere gönderdi. Karşılaşmanın 17. dakikasında harika yükseldi Vicdan, topu filelere gönderdi. Rakibinin üzerine gelmesini istiyor bu dakikalarda Ünye 1957 Spor. Mehmet İnce bacak. Mehmet taşıdı topu, bir çalım. Mehmet bir vuruş, savunmadan döndü. Hakan. Deniz şimdi orta yapacak. Deniz'in ortası. Bir kafa vuruşu ve top filelerde. Top filelerde sevgili spor severler. Hakan Yağmurkaya. Hakan Mustafa Hakkı paslaşması, kaptan Vicdan, ilk golün sahibi. 17. dakikada topu filelere göndermişti. İki kafa golü izledik, nefis kafa golü izledik. Hakan Çorlak uzaklaştırdı. Orçun göğsüyle yere indirdi, rakibinin baskısı vardı. Deniz kazandı şimdi topu, Hakan. Hakan sol boşlukta Volkan'ı gördü. Volkan karşısında bir rakibi var. Volkan, Mustafa Hakkı bir vuruş yerden ve gol! Mustafa Hakkı! Volkan nefis bıraktı Mustafa Hakkı'nın önüne. Mustafa çapraz pozisyonda sol ayağıyla nefis vurdu ve topu filelere gönderdi sevgili sporseverler. Mustafa Hakkı kafayla Volkan'ın önüne indirdi topu. Volkan, iki kişi onu takip etti. Volkan soldan ceza sahası içerisine bıraktı. Mehmet İnce bacak, çalımlar. Vuruş ve gol! Mehmet İnce bacak! Harika! Nefis hareketler. Orçun bıraktı. Nefis hareketler Mehmet İnce bacaktan. Karşılaşmanın 49. dakikasında Ünye Şehir Stadı'nda nefis bir gol izledik sevgili sporseverler. Hazırlanışı ve bitiriciliği mükemmel bir gol izledik. Mehmet İnce bacak ayakta alkışlandı Ünye Şehir Stadı'nda. Hakan, Deniz, Umut. Umut ceza sahası içerisine girdi. Mehmet Gülmez bir vuruş ve gol! Oyuna girdi Mehmet. Skoru 5-0 yaptı. Mehmet Gülmez. Mi? Tek kişilik baraj kurdu o noktada. Şimdi 2 oldu baraj. Engin Han geldi. Deniz'in ortası. Bir kafa vuruşu ve gol! Hakan Çorlak. Orta sahanın etkili ismi Hakan. 6. golümüzü filelere gönderdi. ...89. dakika... ...Hakan Çorlak... ...evet... ...son düdük geldi Cem Alpay'dan... ...karşılaşmanın son düdüğünü... ...çaldı ve bitirdi mücadeleyi... ...evet sevgili spor severler... ...Ünye Şehir Stadı'nda... ...Ünye Spor... ...Ünye 1957 Spor... ...Facebook ve YouTube sayfalarından... ...yayını size canlı olarak aktardık... ...ilk yarı... 17. dakikada kaptan Vicdan'la 1-0 öne geçmiştik. 30. dakikada
Hakan Yağmurkaya skoru 2-0 yapmıştı. 45. dakikada Mustafa Hakkı sahneye çıktı ve ilk yarının skorunu belirledi. Soyunma odasına 3-0 üstünlükle gittik. Karşılaşmanın ikinci yarısına 49. dakikada Mehmet İncebacak'ın golüyle başladık. 66. dakikada oyuna sonradan giren Mehmet Gülmez skoru 5-0 yapan oyuncumuzdu. Ve 89. dakikada Hakan Çorlak skoru 6-0 yaptı ve mücadele 6-0 üstünlüğümüzle sona erdi. Futbolcularımızı, teknik ekibimizi hepsini kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Futbolcularımızın sevinç umağını görüyorsunuz şu an. Taraftarımız ayakta alkışlıyor. Evet Sayın Bakanım, Ünye'mize bugün geldiniz. Onur verdiniz, şeref verdiniz. Ünyespor da sizi çok güzel bir galibiyetle karşıladı. Hedef büyük. Başkanımızın, futbolcularımızın, yönetimimizin, teknik ekibimizin hedefi çok büyük. Çok da güzel bir mücadele ortaya koydular. Sizi de böyle karşılamış oldular. Neler söyleyeceksiniz? Bugün tabii güzel bir Ünye gününde güzel bir başlangıç yapmak lige. Hepimizi çok mutlu etti, gururlandırdı. Geçtiğimiz sene son anda kaçırdığımız 3. lig trenini inşallah bu yıl Ünye sporumuz bu bileti yakalayarak hepimizin hasreti olan, hepimizin özlemi olan üst liglere tırmanma sürecini de başlatmış olacak. Görüyorum ki başkanımız ve yönetimimiz son derece dinamik. Bu işe inanmışlar, gönül koymuşlar. Ama onlarla birlikte takımın da aile ruhu, birliktelik ruhu bugün sahadaki mücadelesi gerçekten takdire şayandı. Ben biraz maça geç geldim. Ordu Spor'un da Ordu'da maçı vardı. Onu izledim. Maçın sonuna da olsa yetişmek istedim ama özellikle 6-0'lık galibiyet bugün hepimizi mutlu etti. İnşallah iyi başladık, iyi bitireceğiz diye temenni ediyoruz. Ünyelilerin de özlemi olan, bütün hemşehrilerimizin özlemi olan 3. lig bileti bu sene inşallah şehrimize gelecek, ilçemize gelecek. Peki. Sayın Bakanım, Ünye'ye, Ünye spor kamuoyuna, taraftarlara bir çağrınız var mı bu mücadelede? Onlar nasıl olsunlar, nasıl bu işe yaklaşsın? Bugün tabii uzun süredir bir hasret daha vardı. Görüyorum ki hemşehrilerim bugün tribünleri doldurarak bu hasreti de dindirmiş oldular. Ama önümüzdeki maçlarda bu desteğin güçlenerek devamı çok çok önemli. Başkanımız ve yönetimine, takımımıza, bütün futbolcularımıza bu desteğin devamı çok önemli. Ben az önce soyunma odasında da kendilerine söyledim. İnşallah bu iyi başlangıcın iyi bir bitişle sonlanması çok daha önemli. Bu konuda bütün Ünye'nin takımımıza desteği tam, yönetimimize desteği tam. İnşallah onlardan en büyük arzumuz bu sene şampiyonluğu yakalamaları. Tabii bugün güzel bir gündü. Hava da güzeldi. Evet. Ünye Spor'un da ilk maçı ve farklı bir sonuçla bitti 6-0 gibi. Dolayısıyla Sayın Bakanımız da aramızda bulundular. Ben bundan sonraki Ünye Spor'a da bundan sonra başarılar diliyorum. Bu sene inşallah 3. lige ulaşacağını düşünüyorum. Evet Sayın Başkanım, hedef büyüktü. Geçen yıl çok arzu ettik, çok istedik. Olmadı, nasip değilmiş ama bu sene çok iyi bir başlangıç yaptık. Çok iyi bir takım kurduk. Siz inanılmaz bir mesai harcıyorsunuz. Mücadele ediyorsunuz ve sahadaki mücadele de bugün bunun göstergesi. Futbolcularımızı, teknik ekibimizi tabii ki tebrik ediyoruz ama siz neler söyleyeceksiniz bu başlangıç hakkında? Öncelikli olarak güzel aldığımız sonuç için hepimiz çok mutluyuz. Dediğin gibi hocam çok emek veriyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz Ünye Spor'un daha iyi bir yerde olması için. Bunu da bugün ilk maçta meyvesini almaya başlayınca tabii ki bizi çok mutlu etti. İnşallah başladığımız gibi devam edip bu senenin sonunda hasret duyduğumuz profesyonel liglere kavuşmayı istiyoruz. Memleketimize profesyonel lig heyecanını yaşatmak istiyoruz. İnşallah yolun sonu güzel olur. Çok teşekkür ediyorum buraya gelen bütün taraftarımıza. Beklediğimden çok fazla taraftar vardı. İnşallah bundan sonraki bütün maçlarda da artarak devam edecektir. Çünkü onlar yoksa biz hep bir kişi eksiyiz. Evet. Onları tribünde olduğu zaman işin keyfi, zevki çok daha iyi oluyor. Buradan da onlara inşallah bu güzel hediyeyi gönderebilmişizdir. Evet Çağlar Hocam, çok güzel bir başlangıç. Evet. Nefis bir futbol. Ve taraftarın da tribüne gelmiş olması. Evet. Bu pandeminin etkisinden biliyorsunuz taraftarlar da tribünde yerini alamamıştı.
oyunu, 90 dakikalık mücadeleyi ve 6-0'lık skoru nasıl değerlendiriyorsun hocam? Vallahi güzel başlangıç oldu bizim için. İyi başlamak istiyorduk. Hem futbol olarak hem skor olarak da iyi oldu. Morallendik. Zaten uzun zamandan beri seyircisiz oynanan bir lig oynanıyordu. Seyircilerimiz bugün yalnız bırakmadılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Güzel bir hava da vardı futbol için. İstediğimizi de aldık. İnşallah bundan sonraki süreçte hafta hafta kazanarak ligi sonuçlandırmak istiyoruz. Hedefimize ulaşmak istiyoruz. Evet, taraftar vardı. Biraz 6 tane gol atmamıza rağmen biraz hani coşku böyle biraz daha fazla, ben kendi şahsıma söylüyorum. Şimdi uzun zamandan beri futbol seyirci futbol oynanmıyordu. Biraz da maçın da atmosferi, özellikle fark açıldıktan sonra biraz tempo düştü ama ben inanıyorum ki bundan sonraki süreçte seyircilerimiz her geçen gün coşkusu artacak. Bizim de aynı şekilde tempomuz artacak ve üçüncülük yolunda bizi yalnız bırakmadılar. Aynı destekle devam etsinler ve biz hafta hafta kazanıp mutlu sona ulaşacağız.